Şimdi ileriki programlarda muhtemelen ileriki mektuplarda Murat Hocam bu mevzu çok daha dile gelecektir. Bediüzzaman'ın siyaset ilişkisini nasıl göreceğiz? Nereye oturtabiliriz? Nerede konumlandırabiliriz? Eski Said dediğimiz, yeni Said dediğimiz durum, vaziyet nedir? Bediüzzaman'ın dünya ile ilişkisi, siyasetle ilişkisi geçmişte nasıl olmuştur? Ve bundan sonrası için tabii Bediüzzaman'ın miras bırakmış olduğu bir hareket, bir dava noktasında bu ilişki aslında çok dönem hep tartışılmıştır. Çok da tamamen de müttefik olduğumuz, mutabık kaldığımız bir mevzudur diyemiyoruz. Yani Nur Camiası'ndaki fraksiyonlar da aslında biraz daha bunun tezahürü. Bilhassa siyasette olan ilişki dönemsel anlamda yakın siyasi tarihimizde yani Nurculuk hareketine baktığımızda Bediüzzaman hayattayken ve Bediüzzaman hayatından sonra çok uzun bir süreç ve bu süreçte çok önemli algılamalar, önemli okumalar, yorumlamalar söz konusu. Biraz daha bugün Nur Camiası'ndaki farklı fraksiyonların da altında aslında en önemli belki parametrelerden bir tanesi Bediüzzaman'ın siyasete yaklaşımı nedir? Siyasette ilişkisi nedir? Bunu nasıl tanımladıklarına bağlı. Yani bunu nasıl okuduklarına bağlı. Bu çerçevede dolayısıyla çok farklı dönemsel anlamda siyasi tarihimize, Türk siyasi tarihine baktığımızda Nurculuk Hareketi'nin burada pozisyonlarını farklı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Bediüzzaman'a baktığımızda bu birinci Said denilen, eski Said denilen dönem ile yeni Said dediğimiz veya ikinci Said dediğimiz dönem veya yine birkaç yerde olsa da üçüncü Said tabiri diye bir tabir de geçiyor. Bunlar ne kadar siyah beyaz, nasıl birbirinden ayırt edebiliriz, neler var neler yok diye şöyle baktığımızda ben kabaca bir tablo çıkarmaya çalıştım. O tablo üzerinden gitmeye çalışayım. Tabii ki bu benim görebildiğim kadarıyla burada aktarmaya çalışacağım. Şimdi eski Said dediğimiz dönem nedir? Doğrudan tarihçi hayata baktığımızda Bediüzzaman siyasi hayatının 15 yaşında Mardin'de başladığı ifade ediliyor. Ve çok kısa bir sürede daha gençken siyasetle ilgilenmesi, içtimai hayatta ilgilenmesi, Devlet-i Aliye Osmaniye'nin hem işte İslam dünyasıyla bağı olsun ve yoğun bir zihni anlamda aslında bir süreç başlıyor. Çünkü bu yaşa kadar, 15 yaşına kadar Bediüzzaman daha çok medreseyle, ilimle geçen bir hayatı var. Tarihi hayattan gördüğümüz, kendisinin yine muhtelif yerlerde eserlerinde dile getirdiğinden gördüğümüz bu açıkçası. Yani 15 yaş hakikaten müthiş, yani dikkate şayan bir dönem. Bu dönemde siyasette, Mardin gibi bir yerde siyasette tanışması. Kemal'in rüyasıyla uyandım diyor. Hızlı hızlı geçmem lazım. Bir taraftan çünkü zaman kısıtlı. Ve ondan sonra gördüğümüz kadarıyla hep genelde mutasarrıfın kahrı pençesiyle işte bir taraftan sürgün edildiğini görüyoruz. Yani tabii siyaset, iktidarla meşgul olmaya başladığınızda ister Abbasiler dönemi, ister Emeviler dönemi, ister Osmanlılar dönemi olsun. Tabii iktidarla ilişkiniz burada çok eleştirel gittiğinde rahatsızlık verebiliyor. Burada belki bir yerelde bir kaymakam veya daha sonra valiler, Bitlis vesaire gittiği yerlerde bu sürgün macerası aslında erken başlıyor. Çok erken bir dönemde siyasetle ilişkisi çok sert bir başlangıç diyebiliriz açıkçası. Bir taraftan da Bediüzzaman işte İstanbul'a gelişi, İstanbul'da yine siyaseti payitahtta takip etmesi, başta tabii o dönemde geldiği mahalli yerler için Bitlis, Diyarbakır, oralardaki işte ilimle meşguliyeti tam Mardin'e kadar uzanan bir dönem. Van'da çok ciddi manada hayatın önemli bir kısmı orada geçiyor. Ve gelip de payitahtta Osmanlı'nın merkezine gelmesi, orada gördükleri, orada yazdıkları, orada çizdikleri, orada siyasetle ilişkisi burada dikkatimizi çekiyor. Tabii biliyorsunuz ikinci yani o Abdülhamit tahta geldikten sonra bir taraftan meşrutiyeti ilan etmiş, bir taraftan geldikten kısa süre sonra 93 harbi vesilesiyle sebebiyle diyelim tekrar anayasal yetkiye dayanaraktan parlamentoyu meclisi askıya alıyor ve bu dönemde uzun bir çok ciddi bir süre geçiyor. Yaklaşık 30 senelik bir sürede genç Osmanlılar dediğimiz, Jön Türkler dediğimiz, bunlar tabii kamusal alanda hareketlenemeyince, sesini çıkaramayınca farklı gizli bir şekilde de olsa teşkilatlanmayla, efendim basın yayın yoluyla hem Osmanlı sınırları içerisinde bulundukları imkanlarla sesini çıkarmaya çalışıyorlar hem de daha çok yurt dışında bir taraftan Avrupa ülkelerinde Fransa başta olmak üzere burada örgütleniyorlar. Bu süreçte tabii yoğun artık Bediüzzaman 1907 yılında İstanbul'a geldiğinde ikinci meşrutiyetin ilanından önce bu hareketli demlere rast geliyor hayatı. Ben orada şöyle söyleyeyim, yani burada çok şaz diyebileceğimiz daha istisnai özel durumlar da var. Resteni Niyazi gibi, Enver Beyler gibi. Yani bir taraftan meşrutiyetin ilanı tabii
o dönemin bütün Osmanlı ulema ve aydınlarında olduğu gibi Bediüzzaman da çok sevindiriyor. Tabi bunu devlet için, aslında devletin bekası için, alem-i İslam'ın uhuvveti, muhabbeti, terakkisi namına alkışlıyorlar. Ve tabi İslam noktasından da aynı şekilde Bediüzzaman'ın da siyasete yaklaşımı hürriyet ekseninde, adalet ekseninde ve işte halkın iradesine, cumhurun iradesine biatı biraz daha bu çerçevede görüyor. Efendim yine Ebubekir Sıddık hem halifeydi hem de reisi cumhurdu diyerekten aslında nasıl bir model gördüğünü anlatıyor o dönemde yazdıklarında. Yani müthiş bir heyecan açıkçası bu dönemler. Siz burayı biraz daha devrime kadar götürebilirsiniz tabii. Resneni Niyazi gibi askeri alanda işte dağlara çıkanlar ve kahramanca yad ediliyor biliyorsunuz bunlar. O dönemde meşrutiyetin kahramanları olarak basın medyada uzun bir süre biliyorsunuz Osmanlı siyasi tarihinde bu sembolik isimleri biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemi yani siz hayatı ve olayları eğer objektif değil de biz burada gerçekten birilerini bir yere oturtmak, bir yere karalamak için kullanırsanız tabii burada bol malzeme de çıkabilir bu arada. Zaman hızlı ilerliyor. Yani Bediüzzaman'ın meşrutiyete sahiplenmesi, İslam noktasında bunları izah etmesi burada çok dikkate şayan. Çünkü ulema mabeyninde, ulema dediğimiz medrese geleneği veya işte yine bu dönemde meşayihun dediğimiz tarikat geleneği açısından İslami kimlik noktasında Bediüzzaman'ın hem bu iki kanattan beslenen toplumsal tabana, siyasal anlamdaki yeniliği, siyasal anlamdaki yeni dönemi kendi eserlerinde dile getirmesi, münazarat, hutbe-i şamiye gibi eserlerde hakikaten dikkate şayan. Buralarda birinci Said dediğimiz, eski Said dediğimiz dönemde tabii Kürt ünvanı çok geçer. Kürtlükle maruf bir Bediüzzaman'ın kimliğini, giyinişine kadar bu bir nevi yansımıştır. Tabii bugünkü dönemden baktığımızda çok farklı okuyabiliriz ama toplumsal o dönemin şartlarını hatırlamakta fayda var. Mozaik bir Osmanlı topluluklarını dikkate aldığımızda gayrimüslimlere kadar bunlar siyasal anlamda da aynı zamanda temsil ediliyor. Tabii ki Osmanlı'nın en önemli İslam etbaı dediğimiz İslam anlamda en önemli geçmişten beri elbette güçlerinden birisi olmuştur. Devlete karşı devletin doğuda efendim mesela en önemli uç serhat şehirleri dediğimiz beylikler oluşuyor. Şimdi konular tabii çok derine inecek ister istemez ama bir taraftan da toparlamak lazım. Çok da hızlı gitmem lazım. Bir taraftan Bediüzzaman'ın ana dilin önemine dair buradaki metinleri dikkatimizi çekiyor. Dil ve edebiyat noktasında yapılan çalışmalar bilhassa Kürtler açısından Kürtlerin sahipsiz kalması, eğitim noktasından eğitimden eğitim müesseselerinden uzak kalması ciddi manada Bediüzzaman'ın bu dönemde derdi olmuş, davası olmuş ve Medet-i Zehra diyor. Doğudaki bataklığı, doğudaki cehaletten beslenen zulüm bu toplumsal yapıyı, toplumdan fışkıran bir nevi gerek geri kalma, gerek zulüm gibi bir sürü sorunun temelinde aslında eğitim müessesesinin burada noksan olması yatıyor. Ve bir de zaman ısrarla bunun üzerine duruyor. Tabii bu Medet-i Zehra bir taraftan modern ilimlerden, bir taraftan tarikattan, bir taraftan medrese kültüründen, bir taraftan mahalli lisandan, bir taraftan merkezle olan bağı, merkezi anlamda devlete olan bağlılığı arttıracak bir misyonda bir aslında kurum. Bediüzzaman bunu 55 senelik gaye hayalim deyip son döneminde Celal Bayar veya demokratlar işte iktidara geldiğinde de buna ciddi manada vurgu yapıyor. Medet-i Zehra mevzusu biliyorsunuz çok ciddi manada müstakil anlamda kongrelere de kitaplara da yansımış ondan sonra ve gerçekten halen çok önemli. Yani geçmişi, geleceği ciddi manada harmanlayan bir mesele, İttihat-ı İslam'a kadar uzanan bir mesele. Hem içeride dahilde Türkiye'nin birliği, beraberliği açısından hem Orta Doğu'yla hem İslam coğrafyasıyla hem Batı'yla, Batı'nın fen felsefesi ile beslenen boyutları var. Çağdaş bir anlamda bir ihtiyaca cevap veren gerçekten çok ilginç bir tespit, ilginç bir yaklaşım. Bu meseleyi böylelikle bir tarafa bırakıyorum. Şimdi geçiyorum. Bediüzzaman'ın tabii o dönemde vurguladığı meseleler arasında baktığımızda merkeziyetçilik tartışması yaşanmış ve zaman buna çoğunun bildiğinin aksine aslında tam tersi bunun muhtariyete, istiklaliyete, keşmekeşe götürür deyip karşı çıkması da ilginç. Dolayısıyla burada Bediüzzaman'ı sanki ademi merkeziyetçi diye gören veya bu şekilde lanse eden, dile getiren maalesef içeriden dışarıdan çok büyük bir kitle var. Ana kaynaklara, Bediüzzaman'ın metinlerine baktığımızda tam tersi Bediüzzaman bunu çok şiddetle buna karşı çıkıyor. Alem-i İslam zaten bölünmüş bölüneceği kadar, parçalanmış parçalanacağı kadar. Bir de merkezin Osmanlı'nın dağılması demek ki İttihat-ı İslam
noktasında belirli zaman tamamen Türkiye Osmanlı merkezinde bunu görüyor. Daha sonra tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bunu tamamen Türkiye üzerinden hayal ediyor. Türkiye üzerinden sonuçta bu bir şekilde ne diyelim tevarüz etmiş. Yine aynı şekilde aynı merkezde devam etmesini vücut bulmasını arzu ediyor. Bu dönemde en çok kullandığı kavramlardan birisi biliyorsunuz İttihat-ı İslam ve burada Türklerin öncülüğünde Türklerin Türk milleti, Türk ordusu, Türk milleti, Türk devleti hakikaten bunlar Bediüzzaman'dan okuyunca hazmı ırkçılıktan uzak, İslam kimliği etrafında, hamiyet gayret noktasında daha tatlı geliyor, daha hazmı kolay. Halen yakın zamanda çeşitli olaylardan dolayı biliyorsunuz bir sürü mevzulardan dolayı zihinlerin, zihin haritalarının, zihin filtrelerin en karmaşık olduğu alanlardan bir tanesi bu milliyet mevzusu. Dolayısıyla Alem-i İslam'ın en büyük ordusu olan Türklerin mahiyetine dair Bediüzzaman'ın buradaki hem eski eserlerinde hem son dönemdeki siyasi içerikli yazdığı metinlerde, mektuplarda çok açık bir şekilde bunu görebiliyoruz. Bu yönüyle de tabii meseleyi daha aklı selim okumakta da fayda var. Dolayısıyla biz burada İttihat-ı İslam vurgusu, daha sonra yine hızlı bir şekilde gidersem son 6 dakikam kaldı bir taraftan hızlı geçiyor vakit. Bu dönemde siyasal anlamda Bediüzzaman bir dönem İttihatçılara destek veriyor. Daha sonra Ahrarlara destek veriyor. Osmanlı'nın son döneminde 5 tane seçim yapılmış ve Bediüzzaman burada sadece bir kesime angaje olmamış. Daha çok davası var, fikri var, efkarı var. Hem mahalli anlamda hem merkezi anlamda hem Batı ile ilişkilere kadar Bediüzzaman ciddi manada vizyon sahibi bir siyasetle gündeme dair fikirlerini yazmış, çizmiş, dile getirmiş, işte dilekçelere kadar devlet erkanlarıyla paylaşmış, kamusal alanında paylaşmış, cedidelerle, gazetelerle, yine herkese her farklı, bir sürü farklı gazetelerde bugün o gazeteleri daha önceki programlarda kısmen hocalarımız da değinmişlerdi. Burada sesini dile getiriyor. Yine Bediüzzaman'a baktığımızda Şeyh Ağa gibi doğuda başta olmak üzere Alem-i İslam'da yerleşmiş bazı bir nevi geçmişten gelen bu tarz statüku barındıran toplumsal yapıyı da çok ciddi manada eleştirdiğini görebiliyoruz. Bu eski Said dediğimiz dönemde bir taraftan da gayrimüslimlerin siyasal haklara sahip olmasında aslında çok olağan olduğunu, geçmişte Emeviler başta olmak üzere örnekler verdiğini görüyoruz. Şimdi bir taraftan Avrupa'ya yaklaşımını eski Said dediğimiz dönemde menfi müsbet şeklinde bir ayrım yapıyor. Avrupa ile mümkün mertebe yine fen sanat hukuk noktasında ve Avrupa'daki kurumsal ahlaki yapıyı kısmen müsbet anlamda takdir ettiğini görüyoruz ama sefih Avrupa'yı da zaten beşerin başını yemiş, yiyecek şeklinde çok sert eleştirdiğini de biliyoruz yani. Şimdi Nursi'nin eski Said dediğimiz siyasette ciddi manada bir yoğunluğu var. Siyasette ilişkisi var. Yeni Said dediğimiz döneme geçtiğimizde ise bunun tabii nereden başladığı ayrı mesele. Çeşitli dönemlerde siyasetten çekilme arzusu var. Bunu biz ta Birinci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra orada doğuda ciddi manada talebeleriyle beraber Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışıyor. Talebelerin büyük bir kısmını kaybediyor. Kendisi orada esir oluyor. 2,5 yıllık bir esaret hayatı oluyor. Sonra sürgünden dönüyor. Daha doğrusu firar edip bir şekilde o esaretten kaçıyor, geliyor. İstanbul'da, payitahtta karşılanıyor ve ciddi manada Darülislam'da o dönemde bir nevi İslam Akademisi olan Darülislam'da bakıyoruz. Bediüzzaman hem de o dönemin ordu tarafından Enver Paşa nezaretinde onun işte inisiyatifiyle diyelim, teklifiyle diyelim. Darülislam'da Bediüzzaman'ın şeyini görüyoruz, temsil edildiğini görüyoruz. Şimdi nereye getireceğim ben meseleyi? Bir taraftan bakıyorum, zaman da hızlı geçiyor. İkinci Said, yani birinci Said dediğimiz bu dönemde Bediüzzaman'ın siyasetle münasebetinden sonra işte bir taraftan da siyasetten çekilen yeni bir Said görüyoruz. Yani ikinci Said dediğimiz, yeni Said dediğimiz siyaseti bir tarafa bırakan bir Nursi var. Biraz daha tabii o Cumhuriyet'in kurulması, İstanbul'dan Ankara'ya gitmesi ve Ankara'daki yeni siyasal oluşum içerisinde Bediüzzaman Ankara'ya gidiyor. Oradaki vaziyeti görüyor, destekliyor, sahipleniyor. Meclisin kurulmasını ciddi manada alkışlıyor. Mesnevi Nuriye gibi, İşarat-ı İcaz gibi bazı eserlerinde bakın İşarat-ı İcaz'da bile o dönemdeki vekillere hitaben yazmış olduğu, kaleme almış olduğu metinleri görüyoruz. Ama daha sonra bu yeni oluşumlarda yani Mustafa Kemal riyasetinde kurulmuş bu meclis, birinci meclis ve döneminde dine yaklaşımı, dine bakışı yeni dönemde farklı olduğunu gördükten sonra yani uzun bir süre 1922'de Kasım'dan sonra saltanat kaldırılmış. Bediüzzaman Ankara'ya gidiyor ve oradaki oluşumun aslında İslam'dan çok dinle ilişkisinin çok soğuk olduğunu gördükten sonra Bediüzzaman şöyle telkinlerde bulunuyor. Yani siz din ve
siyaseti, din ve dünyayı ayrı bile görseniz yine bilhassa Medine Zehra başta olmak üzere bu milletin kimyası, ruhu, din, diyaneti, İslamiyet'le bağlı olduğu için bunu biraz daha ılımlı okuması noktasında açıkçası gayreti oluyor ama zaman gösteriyor ki maalesef çok katı bir Kemalizm anlayışı ortaya çıkıyor ve dini ciddi manada kamusal anlamda silip süpürmeye çalışıyor. Tarihle, maziyle, İslam'la olan bağını ciddi manada kurutmaya çalışıyor. Ve böyle bir hızlı bir süreç yaşanıyor. Ve Bediüzzaman'da bunu çok aslında okuyor, fark ediyor. Ve dolayısıyla bu yeni oluşumun toplumsal bir tabanı var. Yani Kurtuluş Savaşı, İstiklal Mücadelesi bütün toplumun desteğiyle oluşmuş büyük bir zafer. Bediüzzaman'da tabii ki buna çok büyük bir destek vermiş. Ve Ankara tarafından da takdirle karşılanmış, Ankara'ya davet edilmiş. Ama yeni oluşumun belli bir süre sonra artık şunu fark ediyor. Buradaki çıkan yeni bir gücün, yeni bir aslında siyasal gücün oluştuğunu fark ediyor. Ve orada yeterince fikirlerinin de, düşüncelerinin de açıkçası kabul görmeyeceğini de anlıyor ve Ankara'dan çıkıyor. Ve artık burada içeride dahilde sonuçta sözünüz geçmiyorsa, yeterince dikkate alınmıyorsa, kabul görmüyorsa bu yeni sürece zarar vermek istemiyor. Yeni süreci içeride bir nevi bozmak, İçeride fitne, İslami anlamda sonuçta hayat okuduğu için bir zaman toplumsal bir kargaşaya, bir fitneye, bir kaosa sebep olmamak için bakıyoruz, siyaseti tamamen terk ettiğini görüyoruz. Ve aslında biraz daha siyasal mücadeleden ziyade toplumun imani anlamda, Kur'ani anlamda, İslami anlamda hem yukarıdaki üst tabanda ciddi çözülmenin olduğunu, ciddi garbın, ecnebi fikirlerin ciddi manada kafaları, zihinleri darmadağın ettiğini görüyor. Daha da İslami anlamda konuşursak Avrupa'dan gelen fen ve felsefeden gelen küfür dediğimiz, inkar dediğimiz tabiatçılık, materyalist okumalar bunların aslında Osmanlı'dan sonuçta çıkan bir hareket. Bu Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı aydınları, Osmanlı subayları ciddi manada Osmanlı'nın entelijansiyası yani Osmanlı'dan gelen önemli bir güç aslında. Yani bunu sadece Cumhuriyet üzerinden sanki karşıtmış gibi okumayalım. Bu aslında Osmanlı'nın son deminde olan bir manzara. Buraya hatta yani Ankara'ya meclise taşınan şey nereden geliyor? Meclisin mebusundan geliyor. Bunların hepsi Osmanlı'nın hamiyetli insanları. Ciddi manada hamiyetli bir kesim, bir zümre. Ama zihinsel anlamda burada bir kayma söz konusu, bir eksen kayması söz konusu. Çok acı olacak ama maalesef böyle. Dolayısıyla İslam'la, tarihle bambaşka yeni bir sayfa açılıyor. Ve bu süreçte gittikçe bu sayfa çok katı, sert okumaya gidiyor. Yani Fransa'daki katı laiklik anlayışı egemen oluyor. Biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde tek partiye kayıyor. Ve Bediüzzaman bu dönemde açıkçası işin bu kadar gidip gitmeyeceğini kestirmiş mi bilemem. Ama Bediüzzaman şunu görüyor, işin ruhunun ciddi manada yara aldığını, cesette şekille uğraşmıyor. Dolayısıyla doğrudan iman hakikatleriyle meşgul olacak bir döneme giriyor. Daha bu kırılmalar yaşanmadan, bu devrimler yaşanmadan tamamen İslam'la, Kur'an'la, imanla bir nevi hemhal olacak bir dönemden bahsediyoruz. Yeni Said dediğimiz siyasetten nefret eden, siyasetten kaçan ve doğrudan iman hakikatleriyle meşgul, haşir gibi, tevhid gibi, ondan sonra ahiret gibi ve çok daha farklı mevzularla ilgileniyor ve böyle 130 parçayı bulan bir külliyat kaleme alıyor. Dolayısıyla bu asrın o kalp dünyasına, ruh dünyasına, iman noktasında, inanç noktasında müthiş bir ses getiriyor. Ve gerçekten 100 yıl geçmesine rağmen bu eserlerin etkinliğini daha iyi müşahede edebiliyoruz. Şimdi burada şu tartışmalar var. Yani Yeni Said döneminde Euzubillah mineşşeytani ve siyaset diyen Türkiye'deki siyasal hareketli bir nevi Avrupa'nın oyuncağı gören bir taraftan İki Dünya Savaşı gibi bir dönemde bile hiçbir şekilde meşgul olmayan, radyo dinlemeyen, gazetelere bakmayan, siyaseti hep böyle menfi gören bir Nursi söz konusu. Fakat biz Bediüzzaman'ı nereye koyacağız? Yani eski Said döneminde her şeyle ilgilenmeye çalışan bir günde 8 gazete okuyan bir Said Nursi, bir Said-i Kürdi ondan sonra veya bir Said Nursi sonra Yeni Said dediğimiz dönemde Kürtçülük, ırkçılık bu gibi şeylerden dolayı tabii bunlardan şimdi mümkün mertebe çok uzak durmaya çalışıyor. Çünkü bunlar çok politik ünvanlara dönüşüyor. Çok kültürlü, çoğulcu bir Osmanlı yapısı artık yok. Kemalizmle beraber homojen bir topluluk oluşturulmaya çalışıyor ve bir zamanda bunun farkında olaraktan bu tarz şeylerden de bir taraftan uzak duruyor kısmen. Ama bir taraftan da Bediüzzaman çok partili dönemle beraber aslında tek partili dönemin sonlarına doğru Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde başta olmak üzere çeşitli siyasilerle yaptığı yazışmalar söz konusu. Hele çok partili döneme geldiğimizde bambaşka bir tablo söz konusu. Yani şiddetle siyaseti tarafkirane görüp tarafkirlikten dolayı kaçan, tarafkirlik damarıyla meleği şeytan, şeytanı melek gören bir siyasal bir ne diyelim şeyden, bir hassasiyetten, bir
mesafeden. Bir zaman bu sefer bakıyoruz, eserlerinde doğrudan açık şekilde Demokrat Parti'ye destek veriyor. Erfen Üşer diyor, yani kötünün iyisi diyor. Bir taraftan bu dönemde evet, yani burada şuna düşmüyor ama, siyasete angaje olmuyor. Siyasetin tarafkirliğe düşmeden, yani bir taraf kalmadan da bu dengeyi tutmaya çalışıyor. Bu denge üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. Müspet anlamda devlet erkanlarına daha yoğun bir şekilde mektup yazdığını görüyoruz. Burada eski Sait dediğimiz dönemdeki aslında Bediüzzaman'ın fikirleri davası, Medinüzzehra başta olmak üzere, ırkçılık tehlikesi başta olmak üzere, tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizm tehlikesi çıkıyor. Bu gibi menfi cereyanlara da çok dikkat çekiyor siyasetçilere. Bilhassa komünizm, ırkçılık gibi toplumu yutan, toplumu bozan, toplumu birbirine düşüren bu cereyanlara karşı İslami kardeşliği, İslam ukubetini, İslam muhabbetini, bu toplumun bütün milletlerini, bütün renklerini bir arada tutacak temel bir nevi taşın, bir nevi toplumun betonu hükmünde İslami ananeyi, İslami geleneği tabii aynı zamanda hatırlattığını görüyoruz. Şimdi bu dönem, bu üçüncü Sait mi diyeceğiz biz buna, ki kısmen üçüncü Sait diye bir tabir geçiyor ama Bediüzzaman bu üçüncü Sait tabirini birkaç yerde kullanıyor. Bunu tamamen büsbütün terk-i dünya gibi görüyor. Yani yeni Sait'ten daha şiddetli bir şekilde siyasetten uzak durmayı bir taraftan istemiş şeklinde üçüncü Sait tabirini birkaç yerde, haşiyede görüyoruz. Ama bu bahsettiğimiz daha sonra 1950'lerden sonra siyasette olan bu kadar yoğun ilişkisi ve fikirleri, düşünceleri, kanaatleri, talepleri, beklentileri, Ayasofya'nın açılması gibi, bakın o dönemde çok aslında ileri derecede bir beklenti. Demokratlar yeni iktidara gelmiş, Bediüzzaman ne istiyor? Ayasofya'yı açın diyor. Demokratlar yeni partiye iktidara gelmiş, Ezan-ı Muhammediye, ezanı aslına çeviriyor. Bediüzzaman bunu takdir ediyor ve diyor ki bir de Ayasofya'yı açın diyor ki, Türkiye siyasi tarihinde biz ta bu döneme ulaşana kadar, bakın 60-65 sene geçiyor, 70 sene geçiyor, ancak biz o noktaya geliyoruz. Ancak bir iktidar, bir halktan çıkmış, milletten çıkmış bir iktidar o cesareti ancak kendinde buluyor. Ancak muktedir olabiliyor, ancak böyle bir hamle yapabiliyor. Dolayısıyla Bediüzzaman zamanın gerçekten çok çok daha ötesinde millete, topluma ve siyasal hareketlere cesaret vermeye çalışıyor. Sonuçta bunu yapıcı kurmaya çalışıyor. Toplumun örfünü, ananesini, muhafazakarlığını ve yeni dönüşümü, yeni değişimi çok uyumlu bir şekilde aslında dengeleyerekten götürmeye çalışıyor. Burada FETÖ gibi veya işte tamamen siyasetin angajmanı olmuş bazı nurcu hareketler gibi yani bu tarz siyasetin vartalarına düşmeden, tehlikelerine düşmeden, oyunlarına gelmeden yani buradaki bu dengeleri kurmak gerçekten kolay bir şey değil. Şimdi ben tekrar şöyle baktığımda Bediüzzaman'ın bu dönemde bir taraftan uluslararası dengelere, uluslararası güçlere, uluslararası ilişkilere yönelik bazı mesajlarını görüyoruz. Yani siz siyaseti kurarken yeni dünya, küresel dünya, bunları veya Orta Doğu gerçeği gibi veya Rusya'daki komünizm tehlikesi, bunları görmeden zaten siyasal anlamda mesaj veremezsiniz. Siyasal anlamda bir yol haritası çizemezsiniz. Bediüzzaman çok erken dediğimiz bu dönemde Orta Şark tabirini kullanması, Orta Doğu gerçeğini görmesi, Orta Doğu'daki yeni oluşumu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki İslam ülkelerinin bağımsızlığını biliyorsunuz burada önemli ve Bediüzzaman da o dönemde ortaya çıkan haritaya yeni coğrafik anlamda bir politik oluşuma dikkat çekmesi gerçekten bizim için önemli. Yine Bediüzzaman'ın batıdaki batıyı komünizme karşı İslam dünyasının birliği noktasında komünizmin artık ciddi güçlü bir komünizm var. Doğu'da Çin'e kadar gitmiş, batıda Avrupa'nın yarısına ciddi manada nüfuz etmiş. Komünizm tehlikesine karşı Amerika başta olmak üzere batının en büyük sonuçta Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'daki en büyük rakibi yani menfaatlerine en büyük tehlike oluşturan komünizm gerçeğine Bediüzzaman ciddi manada çok yerlerde referans veriyor ve Türkiye'ye, Türk hükümetine de o dönemde şöyle mesaj veriyor. O dönemdeki Halk Fırkası'na, Halk Partisi'ne, İnönü başta olmak üzere ilk kurduğu mektuplarda Hilmi Ürün gibi zatlara veya İsmet Ünlü'ne doğrudan yazmış olduğu mektupta, bakın eskiden Batı İslam Birliği'ne karşıydı. Fakat şimdi komünizm çıktı. Dolayısıyla İslam'a, İslami anlamda ananeye, İslam'la, dinle, İslam diniyle şu an çok daha yapıcı, barışçı bir tutum söz konusu ve bundan sonrası daha güçlü bir şekilde bunlara destek verecektir. Bu da çok ilginç bir mesele. Yani İslam dünyasında her ne kadar milliyetçilik İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra parlasa da bu İslami ve milliyetçilik beraber doğuyor. Yani nasyonel İslam gibi bir hareket diyelim, Mısır'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi. Şimdi bu dönüşümün temelinde hem milliyetçilikle egemenliğini bu devletlerin kurması önemli. Ama bir taraftan da bu ülkelerin, bu İslam ülkelerinin, İslam devletlerin komünizme maruz kalmaması, komünizme teslim olmaması için burada en önemli araç aslında İslam.
Bediüzzaman'da bunu nazara veriyor. Batı da çok araçsal baktığı için İslam'ın burada bir nevi komünizmin değerleri, komünizmin düşman olduğu müessese sonuçta maneviyat, diyanet, din, ahiret gibi bunları tamamen materyalist bir zihniyette okuduğu için komünizm ideolojisi, bunları hiçbir şey, aile müessesesi, mülkiyet meselesi gibi durumlar, bunlar tamamen dinden, diyanetten besleniyor. İslam da bunları çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyor. Haliyle Batı da akılla baktığı için her şeye, bu yeni süreçte, bu yeni ilişkide, bu yeni döngüde aslında İslam'ın ne kadar önemli olduğunu, kendi menfaatlerini Orta Doğu başta olmak üzere, Uzak Doğu başta olmak üzere korumanın yegane adeta bir nevi kalkanının İslam'la geçeceğini gördüğünden dolayı İslam'a bir nevi tarafkir oluyor veya İslami anlamdaki bu devletlerin doğuşumunu kolaylaştırıyor, özgürlüğünü bir nevi tanıyor, destekliyor diyebiliriz. Bu da ilginç bir şekilde Bediüzzaman'ın çok erken bir şekilde siyaseti, ilişkileri daha halen Soğuk Savaş döneminde okuması, İkinci Dünya Savaşı'nın başında okuması ve bunu en önemlisi daha Demokrat Parti ortaya çıkmadan Halk Fırkası'na İsmet İnönü başta olmak üzere o dönemin siyasetçilerine bunu dile getirmesi, 3. Said'in bu erken dönemi diyebileceğimiz siyasetle ilişkisi açısından ilginç diyorum. Benim tespitlerim gördüğüm kadarıyla böyle, ama bugün halen Bediüzzaman'ın siyasetle ilişkisi nedir dediğimizde burada bambaşka mecralara savrulabiliyoruz. Bunları daha iyi yoğurmamız ve gerçekten yapıcı olarak biz tabii siyasete angaje olmadan, tabii ki %99 din, imandır, İslam'dır, ahlaktır, adalettir. Bu olmalı. Yoksa bürokraside, orduda, devlette, paralel yapılanma vesaire asla bir zaman ne hayattayken her zaman ehliyete, liyakata, gayrimüslimler dahil olsa bunlara öncelik vermiştir. İslam'ın zaten ana çizgisi burada esastır, bellidir. Bediüzzaman'da zaten asla başka bir şey söylememiştir. Bu konularda ama dönemsel anlamda, konjektürel anlamda Türk siyasi hayatındaki veya Osmanlı'dan gelen bu çizgideki değişimleri elbette o rüzgarlar ciddi manada herkese tesir etmiştir. Burada Bediüzzaman'da önceliği vardır. Her şeyden önce Bediüzzaman'ın önceliği bellidir, iman hareketidir. Bediüzzaman asla yani baktığımızda hayatında baştan sona kadar birlik beraberlik ekseninde her İslam aliminin olduğu gibi Bediüzzaman devlete, devletin başarısına, muvaffakiyetine, ordusuna son derece bütün gücüyle destek vermiştir, sahip çıkmıştır, dua etmiştir. Böyle müsbet hareketleri bir çizgi üzerinde durmuştur. Eğer zararı olacağını hissettiğinde de asla zarar vermeyecek. İsterse bu en katı kemalistler olsun, zarar vereceğini anladığı anda yani vicdanlı bir insan, İslam'ın farz kıldığı topluma faydalı olmak noktasında hele bir alim asla böyle bir duruş sergilememesi gerektiğini hayatıyla zaten gösteriyor. Bu noktada gerekirse sineye çekiyor. Bütün tahkimlere, bütün sürgünlere, bütün efendime söyleyeyim zindanlara rağmen toplumun, milletin, devletin zarar görmemesi noktasında gerektiğinde bunları da sineye çekmiş fedakar bir potre aslında açıkçası bize bırakmış diyebiliriz. Yani bunu bu yönde bütün dini cemaatlerin, dini hareketlerin ciddi manada yaşanmış hayatıyla, ömrüyle, hizmet tarzıyla, faaliyetiyle Bediüzzaman'ın siyasetle ilişkisini başta Nurcular olmak üzere bütün dini hareketlerin hele bu FETÖ olayından sonra çok çok daha okumak gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Çok ciddi bir hazine bizim için. Açıkçası binlerce mektuptan oluşuyor. Emirdağ layıkası başta olmak üzere. Yani burada bu konuda ciddi bir ihtiyaç var, boşluk var. Bunların çok konuşulması lazım. Yani 15-20 dakikada ancak herhalde bu kadar sığdırabilirim Murat Hocam.